Beyler selam. Bugün size müthiş bir siteden, Helcase'den bahsedeceğim. Sitede WordEv kodunu kullanarak yatırımınıza ek %10 ve 0.70 dolar bakiyenizi almayı unutmayın. Sitede birbirinden eşsiz kasalar ve kontrat modu ile alabileceğiniz birbirinden farklı skinler bulunuyor. Günlük ücretsiz bonusları da almayı unutmayın. İyi seyirler. Kanka Vicadia G2'dan teklif almış. Bence çok güzel yani. Ben hala diyorum dediğim gibi Vicadia'yı oyuncu olarak da destekliyorum, izleyici olarak da destekliyorum. Çok güzel oynuyor. İnşallah daha da güzel oynar. Daha güzel yerlerde görürüz hem oyuncu olarak hem takım olarak. G2 teklifini de hak etti yani bence. Oynadığı oyunda ortaya koydu o TI1'de oynadığı oyunu ortaya koyarak bence hak etti ama dediğim gibi birazcık tuhaf bir durum olmuş. Türk takımıyla bir şeyler başarmanın değeri çok farklı. Değindiğin noktalar haklı olsa da olay bambaşka bir tarafı var. Bu mantıkla Can ve Özgür'ün de takımı taşımak yerine kariyerine takılmaları gerekirdi. Yani kankim o konulara girmeyeceğim. Çünkü artık konu farklı bir yere evrilmiş olacak eğer o tarafa girersem ama yani neyse o konuyu açmayalım. Konuşmaya gerek yok. Ama ben kendi yaşadıklarımdan söyleyeyim kanki. TR'de bir şey başarmasam da olur yani. Hani başardığım her şey Türkiye için zaten. Türkiye'yi temsil ediyorum sonuçta. Türk oyuncuyum. Gidip Almanya'yı gidip orayı burayı temsil etmiyorum ama hani elimde bir fırsat varken kesinlikle kullanırım. Çünkü hani Türk takımında oynadığında çok seni şey yapmıyorlar yani. Bir gün iyisin bir gün kötüsün öyle söyleyeyim. Ki zaten ben yayınlardan görebiliyorum. Ali Aydar beni çok yani takımda bence el üstüne koyulması gereken bir oyuncu. Moralinin takım arkadaşları tarafından bozulduğunu çok görüyorum. Neyse dediğim gibi o konuya girmeyelim ama Türk takımı ile her türlü bir şeyler başarırsın kanka. Yani en kötü milli takımda başarırsın yani. Çok da önemli değil o tarafı. Yani eğer yapamayacağını düşündüğü için gittiyse kötü bir hata olmuş. Eğer Türkiye'de bir şey başarmak istiyorsa iyi bir karar olmuş. Ama dediğim gibi raportajda söylenen yapamam. O yüzden gitmiyorum. Yorum olduğu için. Ben bu yorum üstüne konuşuyorum. Eğer diyorsa ben Türkiye'de başarılı olacağım. Ya olabilir ama ben CS'ye başladığımdan beri hayalimdi. International global bir oyuncu olmak istiyorum. Çünkü bana kalırsa bireysel olarak international global olarak bir şey başarmanın insana verdiği o güç, mentalite çok daha farklı yani. Belki ortamla alakalı bir şeydir. Çünkü ben EF ile CCT kazandım. Major'e gittim. LMR'lara gittim. Şu an Sangal'da olduğum kadar turnuva kazandığım zaman mutlu olamadım. Mesela CCT'yi kazandığım zaman iki kere şu an hayatımda CS'de en mutlu olduğum ilk an Major sticker çıkarttığımız zamandı. Birinci an. Sadece maddi değil. Sadece maddi olarak değil kanki. Yani manevi olarak zaten yani bir oyuncunun, genç bir oyuncunun en büyük hayali kendi sticker'ın oyunda olmasıdır. O yüzden bunu başardığım için mesela çok mutluydum. İkinci en sevindiğim anda kanka, en mutlu olduğum anda iki kere CCT kazanmamız. Çünkü takımımın bu kadar dominasyon, yani bu kadar domine edebilmesi beni çok gururlandırdı. Hani ve yaptığımız şeylerin şans ya da hani cimayları olmadığını kanıtladı bana. Ama mesela CCT kazandığımız zaman açıkçası çok mutlu değildim yani. O Ninja Diffuse vardı ya. O turnuva kazandığı zaman çok mutlu değildim kanka. Takım da mutlu değildi yani. Yarın turnuva bittiği zaman birbirimizi tebrik ettik ama yani tekrardan oyun oynamaya devam ettik. Yarın tekrardan oyun oynamaya devam ettik. Burada o kazandığımız zaman insanların mutluluğunu hissedebiliyorum. Kendi mutluluğum da diğer insanları etkiliyor güzel açıdan. Hani yaptığımız şeyin önemli bir şey olduğunu hissettiriyor diğer insanlar bana. Ben de onları hissettiriyorum. Yani böyle olunca abi daha da çok asılıyoruz. Yani diyoruz bak mesela şu an 12 tane stream'imiz var kanka. Ya yani bu 12 streak server'a girince beyler hadi bunu da kazanalım diye olmuyor yani. Herkes şu an hani şu an herkesin abi birbirine verdiği bir bağ var anladın mı? O güç var. Yani server'a girdiğimizde abi şu 12 bin streak'in verdiği sorumluluk olsun. İşte 4 ayda 4 tane turnuva kazanmamızın sorumluluğu olsun. Hani bunları düşünerek giriyoruz. Arkada bırakmıyoruz ya. Diyoruz ki beyler CCT 6'yı kazandık 7'yi kazanalım. 7'yi kazandık 8'i kazanmak için elimizden geleni yapalım. Kaybedebiliriz. Üzülürüz. Ama hani çok güzel bir bağ kuruyoruz yani bu konuda.